Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell'i ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilir, böylelikle bana destek olabilirsiniz. Tarih boyunca mucitler birçok şey için ömrünü harcadılar. Telefon da bunlardan biri. Açıkçası kullanım amacı olarak ilk başta işitme engelliler için bir alet üretilmeye çalışılsa da zamanla bu değişti ve kıtalar arası görüşme yapılabilecek noktaya gelindi. İyi hoş ama bu noktaya gelmesindeki asıl hikaye ne? Gelin hep birlikte Alexander Graham Bell'in enteresan yaşam öyküsünü inceleyelim. Alexander Graham Bell, 3 Mart 1847 tarihinde İskoçya'nın Edinburgh şehrinde dünyaya geldi. Daha ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrenmiş ve çocukluğunda en önem verdiği şey konuşmalardaki tonlamalar olmuştur. Annesinin işitme engelli olması sebebiyle bağırmak yerine kısık sesle konuşmayı tercih ediyordu. Annesinin kendisini anladığını görünce de ses konusundaki teorilerini geliştirmeye başladı. 14 yaşına geldiğinde bilim ve teknolojiyle çok yakından ilgilenmeye başlayan Graham Bell, babasıyla birlikte gittiği Sir Charles Wheatstone'un konuşma makinesinden çok etkilendi ve bu konu üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Eve döndüğünde ise kendi makinelerini yaptılar. 16 yaşına geldiğinde ise insanlara müzik ve etkili konuşma üzerine dersler vermeye başladı. 24 yaşında işitme engelli çocuklara konuşmayı öğretiyordu. İki kardeşinin bu dönemde veremden ölmesi sebebiyle babası, kalan tek çocuğunu da bu hastalığa kurban vermemek için Kanada'nın bir şehri olan Ontario'ya taşınmaya karar verdi. Babasının ölümünün ardından 1872'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen Graham Bell, burada Boston Üniversitesi'nde ses fizyolojisi profesörü olarak görev aldı. Aynı dönemde işitme engellileri dil öğretmeni yetiştiren okulda çalıştı. Ardındansa kendi okulunu kurdu. Bu dönemde yaptığı çalışmalarla kısa sürede büyük üne kavuşan Graham Bell, Oxford Üniversitesi'ne konuk öğretmen olarak çağrıldı. Bu seyahati esnasında Alman Hermann von Helmholtz'un Bilginin İşitme Fizyolojisine ilişkin kitabını okudu ve burada okuduğu bilgilerle telefona giden yolda ufak kıvılcımlar oluşturmaya başladı. Çünkü kitapta yazan müzik sesinin bir tel aracılığıyla aktarılabileceği üzerine yoğunlaşmaya başladı. Eğer müzik sesi aktarılabiliyorsa insan sesi de aktarılabilir. Böylelikle işitme engelli insanlara sesler ulaştırılabilirdi. Ancak bu dönemde başka bilim insanları da bu konu üzerine yoğunlaşmıştı. Bunlardan biri ise kimilerine göre telefonun mucidi olarak kabul edilen Elisha Gray'dir. Bu seyahatinden sonra Amerika'ya geri dönen Graham Bell, burada Thomas Watson adlı bir elektrik mühendisiyle birlikte çalışmaya başladı. Harmonik telgrafı icat ederek tarihe geçen Graham Bell, bu başarıyla yetinmedi ve yaptığı çalışmalar sonucu sesin bir kablodan iletilebilmesinin bir hayal olmadığını ve gerçekleştirilebilir olduğunu fark etti ve en sonunda telefonu çalıştırmayı başardı. 14 Şubat 1876 günü ise Alexander Graham Bell ve Elisha Gray telefon patentini almak için ayrı ayrı başvuru yaptılar. 7 Mart 1876 günü ise Graham Bell'e istediği patent verildi. 174.465 numaralı patenti alan Graham Bell, atölyede denemelerini sürdürürken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan üzerine bir asit döküldü ve Watson'ı yardıma çağırdı. "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum." diye yardıma çağırırken farkında olmadan 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Watson, Graham Bell'in sesini telefondan duymuştu. Gramofondan kazandığı parayı bugün de işitme engelliler için çalışmalar yürüten Alexander Graham Bell İşitme Engelliler Kurumu'na harcadı. Fransa hükümeti ise bu çalışmalarından dolayı İnsanlığa Hizmet Onur Ödülü ve Para Ödülü verdi. Verilen parayı Washington'da işitme engelliler için Volta Enstitüsü'nü kurmaya harcadı. İlk el telefonunu geliştirmek için teknik sorunları halletmeye çalışırken bir yandan da kendisini dava eden Elisha Gray'e karşı da hukuk savaşı veriyordu. Tüm bu sorunların üzerine telefonun atölyeden çıkması yaklaşık olarak 4 yıl sürdü. 1880 yılında
Graham Bell'e yardım eden Tanner, radyofon adı verdikleri aleti denedi. Bir okulun tepesine çıktı ve Tanner çok uzaktan görebildiği Graham Bell'e telefonla seslendi. "Bay Bell, beni duyabiliyorsanız lütfen pencerenin önüne gelip şapkanızı sallayın," dedi. Bell şapkasını salladığında ise artık telefon tamamıyla icat edilmiş oldu ve gelişmeleri sağlanmaya başlandı. 8 yıl sonra ise Connecticut eyaleti ilk telefon şebekesine sahip olan kent oldu. İlk kadın santral memuruysa Boston'da çalışmaya başlayan Emma Nutt olarak kayıtlara geçti. Alexander Graham Bell aslında işitme engellilerin sessizliğini ortadan kaldırmak için bu aleti icat etmeyi düşünmüştü. Ancak bunu başaramadı. Fakat her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirini duymasını sağladı. Belki de bunun tüm sebebi doğuştan işitme engelli olan annesiydi. Graham Bell her ne kadar telefonun mucidi olarak yer alsa da kimi kaynaklarda telefonun asıl mucidinin Giuseppe Meucci olduğu iddia edilir. Hatta 1871 yılında Graham Bell'den 5 yıl önce bu aletin patentini de almayı başarmıştır. Ancak patenti yenileyecek parası olmadığı için patent haklarını kaybetmiştir. Bu sebepten dolayı telefonun mucidi Alexander Graham Bell olarak kabul edilmiştir. Graham Bell'in 1877 yılında kurduğu telefon şirketi ise bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden biridir. Ayrıca kendi geliştirdiği fonograf için 1, hava araçları için 5, hidro uçaklar için 4 ve selenyum piller için de 2 adet patenti vardır. 2 Ağustos 1922 tarihinde ise bu dünyadan ayrılmıştır. Ve ardından inanılmaz gelişmelere sebep olacak telefonu bırakarak insanlık tarihinde unutulmayacak bir yere sahip olmuştur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda telefonun mucidi olarak kabul edilen Alexander Graham Bell'i ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceledik. Peki siz bu mucit hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.